Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp transfer işlemine bakacağız. Şu elimde bir iPhone görüyorsunuz. Bu elimde de bir Android telefon. Huawei'nin P20 Pro'su var ama ben size bugün işlemleri 14 Pro Max ve Galaxy A22 kullanarak göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hiç fark etmiyor. Hem model bağımsız olarak söylüyorum bu işlemlerin hepsini yapabiliyorsunuz. Hem de yazılım bağımsız olarak yani Android sürümü, iOS sürümü bağımsız olarak hepsinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey aklınıza gelebilir abi telefonlar zaten şimdi bunu desteklemeye başladı kendi aralarında gönderebiliyorlar falan gibi. Ama öyle durumlarda bazen sorunlar olabiliyor. Ben de geçiş aşamasında böyle sorunlar yaşamıştım. Yaşadıktan sonra da bu işlemden bir bahsedeyim dedim tekrar. Şimdi arkadaşlar öyle bir sorun yaşadığınız zaman uygulama kullanmanız gerekiyor. Elimde telefon da oldu. Şimdi uygulama kullandığınız zaman da bunun tabi birazcık incelikleri var, yöntem var vesaire. Onları size göstereceğim. Ben bugün sizlere Unique Tool'un Chat Mover isimli uygulamasını göstereceğim. Ama aşağı yukarı her uygulamada bunu bu şekilde yapacaksınız. Sözü çok fazla da uzatmadan işlemlerimize geçelim. Şimdi bu gösterdiğim telefonları bir kenara alalım ve web sitemize gidiyoruz arkadaşlar. Ben linki vereceğim sizlere aşağıdan tıklarsınız hem yorumlarda hem de açıklamalarda bu link olacak. Tıkladıktan sonra bu web sitesine geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan indiriyorsunuz. Şunu söyleyeyim normalde uygulama tabii ki paralı. Bunlar hani ücretsiz olmuyor genellikle. Hani ben en azından ücretsizini görmedim. Şöyle söyleyeyim size, bazı özelliklerini ücretsiz olarak sunuyor. Mesela yedek falan alabiliyorsunuz. Tamam telefon aldınız ama ikinci bir yedek almanızda fayda var. Ben sizin yerinizde olsam en azından yedek almak açısından da uygulamayı indirirdim. Şimdi biz uygulamamızı çalıştıralım. Zaten yüklemeyi falan defalarca gösterdim. Hiçbir zorluk yaşamazsınız. WhatsApp transferi yapacağız biz. Business falan kullanıyorsanız GB WhatsApp falan var biliyorsunuz biraz daha özelleştirilmiş. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz tabii ki. Onu da buradan hani birbirleri arasında aktarım yapabiliyorsunuz. Hem Android'den iOS'a hem de iOS'tan Android'e yani hiçbir şey değişmiyor burada. İki tarafta da bu aktarımı yapabiliyorsunuz. WhatsApp'ı seçelim. Şimdi cihazlarımızı bağlamamız gerekiyor ve data aktarımına izin veren kablolar gerekiyor tabii ki. Hemen bağlantımızı yapıyoruz. Cihazlarımızı bağladık arkadaşlar. İzinlerimizi veriyoruz bilgisayarlarımıza güveniyoruz. Buradaki işlemimiz tamam. Zaten bizi yönlendirecek. Şimdi burada ne diyor bize? Android telefon da diyor. USB hata ayıklamayı aktif et diyor. Edelim. Giriyoruz. Telefon hakkında diyoruz. Şimdi geliştirici ayarlarına şuradan yasal bilgiler yazdığım bilgileri. Evet. Şuradan yapım numarasını bulup tıklıyoruz. Şimdi geri gelelim. Şuradan geliştirici seçeneklerini açtık. USB hata ayıklamayı aktif ettik. Tamam dedik. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Buna da izin veriyoruz. Bu işlem tamam. Şunu kapatabiliriz. Zaten size adım adım yönlendiriyor. Bir problem çıkmaz. Buraya continue diyoruz. Yine continue diyoruz. Buradaki şifremizi girelim. Şimdi kaynak telefonumuzdan verileri alıyor arkadaşlar. Normalde hangi telefonu aktaracaksak onu aktaracak. Eğer en ufak bir sorun yaşamak bile istemiyorum diyorsanız önceden bir backup alırsanız daha iyi olur. O en garanti çözüm olur. Sonuçta bu işlemleri yaparken de oldu da bir aksilik oldu. Yani şimdiye kadar yaşamadım ama belki bir aksilik olur. En azından önleminizi alırsınız. Yedeğiniz olduğu için direkt olarak bir sorun olduğunda o yedekten geri yükleme yaparsınız. Buradaki süre de sizin datalarınızın çokluğuna göre değişecek. Yani ne kadar fazla grubunuz varsa, ne kadar çok resim, video dosyası varsa ya da konuşmalar ne kadar çoksa buradaki sürede o kadar uzuyor. Evet buradaki işlemler bitmek üzere. Zaten %99'a geldi. Siz de görüyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Biz şu anda bir şey yapmıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi diğer aşamaya geçti. Şunu da söyleyeyim ilk aşama bayağı uzun sürebiliyor. Çünkü verileriniz ne kadar çoksa o kadar uzun sürüyor. Ama bundan sonraki aşamalar ilk kadar uzun sürmüyor. Şimdi telefonumuzdan izin verelim. Whatsapp'ı buluyoruz. Şuradan bilgilerine girelim. İzinler diyelim. Buradaki izinleri vereceğiz arkadaşlar. Sizde direkt depolama ayarı varsa onu da verebilirsiniz. Bunları vereceğiz. Şimdi tamam diyoruz. Evet diyoruz. Şimdi işlemler devam ediyor. Üçüncü aşamaya geçti burada gördüğünüz gibi. Birazdan da aktarıma geçecek. Şimdi arkadaşlar burada da sim kart doğrulamasını yapıyorsunuz. Nasıl olacak bu derseniz ben o ekranı atladım telefon numaram görünmesin diye. Şimdi arkadaşlar burada ekran geliyor. Siz sim kart hangi telefonda takılıysa ona SMS geliyor. SMS girdikten sonra direkt bu ekrana geçiyorsunuz. Bundan sonra da zaten yedekleri alıyor. Sonra da ekranımız geliyor. Şimdi arkadaşlar işlemlerimiz tamamlandı. WhatsApp Android telefonumuza geldi. Şöyle açayım. Zaten konuşmaların, grupların falan geldiğini görüyorsunuz. Ben şimdi bunları açmayacağım çünkü özel konuşmalarımız. Hatta bu ekranı da sansürlerim büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan transferi başlatıyorsunuz. Diğer işlemleri kendisi yapıyor. Siz sadece bekliyorsunuz. SMS doğrulamasını yaptıktan sonra da ekranınız geliyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte WhatsApp transfer işlemine baktık. Daha önce de benzer videolar çekmiştim. Bugün de bir üzerinden geçmiş olduk. Farklı bir uygulama üzerinden yapmış olduk. Eğer takıldığınız bir nokta falan olursa yorumlarda sorun, orada cevaplamaya çalışırım. Zaten işlemlerin basit olduğunu da gördünüz. Hani herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ama oldu da yaşarsanız yazın. Ben yardımcı olmaya çalışırım.